Değerli arkadaşlar, merhabalar. Evet, piyasa sıcak gündem maddelerine yenilerini eklemeye devam ediyor ve dolar TL de bu yeni gündem maddeleri içerisinde etkilenmeye 5,85 direncini zorlamaya devam etmekte. Arkadaşlar, piyasanın şu anda en sıcak gündemi olarak malumunuz üzere yeni eklenen gündem maddesi Amerika'nın İran'a yönelik ambargolar hususunda muaf tuttuğu 8 ülke ki bunun içerisinde biz de bulunuyoruz. Çin, Hindistan, Güney Kore, Yunanistan ve İtalya'nın da içinde bulunduğu ülkelere yönelik 2 Mayıs tarihine kadar öngörmüş olduğu muafiyet sınırlamasını kaldıracağına, bu muafiyetin devam etmeyeceğine dair bir açıklama yapması. Buradaki açıklamayla ilgili olarak ise arkadaşlar bunun nedeni malumunuz üzere İran rejimini bir şekilde sıkıştırabilmek ve İran'ın gelir kaynaklarını petrol ithalatı yoluyla petrol ithal eden ülkelerin yönelik olarak sınırlamalar yapmak kaydıyla gelir kaynaklarını bir şekilde sınırlamayı hedeflemekte ve petrol fiyatlarında şurada görmekte olduğunuz gibi 75 dolara ulaşan bir hareketlenme yaşandı. Tabii ki bu durum bizim gibi petrole dışa bağımlı olarak erişmekte olan ve enflasyonun son derece ciddi şekilde etkilemekte olan bir faktör konumuyla petrol fiyatlarındaki yükseliş önemli bir sorun yaratmakta. Zira enflasyonu düşürmeye çalışırken bu gibi dış etkenlerin de varlığıyla enflasyon nasıl düşecek sorusu akıllarda önemli bir bilmece olarak kalmakta. Evet arkadaşlar, bu hususun yanı sıra Türkiye çok sert bir yanıt verdi. Komşularımızla olan ilişkilerimizi baltalayacak şekilde bu tarz adımların atılması ve böylesi tek yanlı yaptırımlarla hareket edilmesinin asla kabul edilebilir bir politika olmadığı hususunda bir yanıt verdi ama maalesef ki sonuç değişmedi. Trump yine bildiğini okumaya devam ediyor. Evet, bir diğer husus ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısı, para kurulu toplantısı. Merkez Bankası'nın bundan 2 ay öncesi itibariyle Nisan ve Mayıs aylarında belki bir faiz indirimi yapabileceği yönünde beklentiler vardı. Ancak maalesef enflasyondaki eğilim ve şu an içinde bulunduğumuz ekstra piyasa koşulları gereğince Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklenmiyor. Zira faiz indirimi beklentisi dolar TL'nin daha da hareketlenmesi, faizden kaçan paranın dolara yönelmesi anlamını taşıyacaktı. Böyle bir ihtimalin de şu an için ciddi şekilde azalmış olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar, bir diğer önemli mevzu ise Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklenmekte olan İstanbul seçimleri yenilenecek mi yoksa aynen tescil mi edilecek mevzusu. Bu konuyla ilgili olarak YSK dün itibariyle görüşmelere başladı. YSK'nın önünde her ne kadar 3 aylık bir karar verme süreci bulunuyorsa da bu hususta kararın çok uzamayacağı yönünde bir takım haberler yayınlanmakta. Ancak YSK şu an için bu kararı ne zaman açıklayacağına dair herhangi bir sinyal vermiş durumda değil. Ama bu gelecek olan karar dolar TL'yi elbette ki etkileyecektir. Şayet seçimlerin yenilenmesi şeklinde bir karar çıkacak olursa ekonomi disiplinden sapmalar olabileceği, yeniden bir 2 aylık, 3 aylık bir seçim süreci içerisine gireceğimiz ve mali disiplinden uzaklaşılarak yeni yeni ekstra harcamaların gündeme geleceği ve bir anlamda daha birkaç gün öncesinde açıklanmış olan ekonomik reform paketinin daha şimdiden sekteye uğrayabileceği yönünde bir takım kaygılar oluşmaya başladı. Zira biliyorsunuz bu seçimler sebebiyle meclis neredeyse 2-2,5 aydır çalışmıyor. Halen açılabilmiş değil. Yeni kanunlar çıkamıyor ve bir şekilde içinde bulunduğumuz ana problem olan ekonominin bir şekilde rayına oturabilmesi adına hiçbir çabada gösterilmemiş oluyor bu sebeplerden ötürü. Akıllardaki önemli sorulardan bir tanesi, şayet YSK'dan seçimlerin tescili yönünde bir karar çıkacak olursa dolar TL ne olur şeklinde. Arkadaşlar, dolar TL'yi etkileyen tek faktör seçimler bir mevzusu değil. Az önce de belirtmiş olduğum gibi ABD'nin işte bu İran'a yönelik olarak uygulamış olduğu reform, buradaki baskıların daha farklı boyutlara ulaşabileceği, yeni yeni yaptırımların gelebileceği, S-400'ler, F-16'lar, F-35'ler mevzusu, bütün bunlar hala gündemde oldukça ve elbette ki içinde bulunduğumuz ekonomik krize yönelik olarak net ve kalıcı adımlar atılamadığı süreçte dolar TL'nin şurada görmekte olduğunuz gibi yükselen eğiliminin, yükselen trendinin kademeli olarak devam edeceği gerçeği değişmemekte. Ancak eğer ki
bir tescil kararı çıkacak olursa dolar TL'de 5.70'lere doğru kısa süreli bir geri çekilme eğilimi yaşanabilir. Böyle bir tabloya bağlı olarak psikolojik bir etki kapsamı içerisinde bir düşüş durumu söz konusu olabilir. Ama bu gerileme 5.70'ler civarında sonlanacağını ki şu anda yükselen kanal desteğimizin 5.74 seviyesine ulaştığını görmekteyiz. 5.70-5.74 aralığına kadar devam edecek bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu geri çekilme olsa bile mevcut diğer koşullar nedeniyle tekrardan bir toparlanma ve bir tepki eğiliminin oluşması mümkündür. Bu sebeple panik işlem yapılmamasında yarar görmekteyim. Arkadaşlar çok önemli bir mevzu olarak ise Merkez Bankası tekrar swap hamlesine başvurur mu sorusu. Yani dolar TL'de mevcut içinde bulunmuş olduğumuz koşullara bağlı olarak ve dediğim gibi belki bir iptal kararının çıkması durumunda ani bir parlama olabilir dolar TL'de veya farklı farklı etkenlere bağlı olarak önemli ataklar söz konusu olabilir ise gelecek olan haber trafiğine bağlı olarak böyle bir durumda dolar TL'de ani bir sıçrama söz konusu olursa Merkez Bankası yine swap hamlesine başvurur mu? Bu soru gerçekten çok önemli bir soru niteliğinde. Zira Merkez Bankası dolar TL'yi bir şekilde dizginleyebilmek, önemli sıçramaları engelleyebilmek adına yakın tarihte gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde swap dediğimiz ve artık hepinizin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğiniz bu silaha bir şekilde başvurmakta. Arkadaşlar bu hususta swap mevzusuyla ilgili olarak özellikle seçimlerin hemen birkaç gün öncesinde yurt dışında yaşanmakta olan swap meselesiyle ilgili olarak Sayın Özgür Profesör Özgür Demirtaş Hoca çok kısa bir özet yapmış. Arkadaşlar ben sizlere zaman zaman belli hocalarımızın isimlerini zikretmekteyim. Bunlar benim kendilerinden istifade ettiğim, bilgilerine, tecrübelerine gerçekten itimat ettiğim gerçek bilge ekonomistlerdir. Lütfen sizler de bu insanları takip ediniz. Maalesef ki artık öyle bir noktaya geldik ki sanal ortamda çakma ekonomistler diyebileceğimiz, magazin ekonomistleri diyebileceğimiz veyahut da şovmenler diyeceğim artık yani bir şekilde ipe sapa gelmez manşetlerle saçma sapan açıklamalar ve yorumlarla gerçek anlamda bir anlamlandırma yapmaksızın uçuk kaçık yorumlarla sizleri etkilemeye çalışan bir takım insanlar türemeye başladı. Değerli dostlar açık ve net bir şekilde şunu söyleyeyim. Sizler yarın dolar oraya gidecek buraya gidecek düşüncesiyle bugünden hiç fiyata bakmaksızın alımlar yaparsınız ama aradan bir ay iki ay geçer bu hedefler tutmadığı zaman sorarsınız niçin bu dolar hani şuraya gidecekti buraya gidecekti size nasihattan başka bir şey vermezler. Ben şunu demiştim ben bunu dememiştim şöyle olurdu böyle olurdu gibi bir sürü bahane ve nasihat dinlersiniz. Gerçek zararı sizden etmiş olursunuz. Bu sebeple lütfen ayakları yere basan yorumlara ve gerçek kalıcı analizlere itimat etmenizde kendi portföy durumunuzu ve sabır durumunuzu, risk alma katsayınızı dikkate alarak işlem yapmanızı özellikle önermekteyim. Evet arkadaşlar, Sayın Hocamız Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Sayın Özgür Demirtaş diyor ki yabancılar seçimden önce TL'den çıkmak istediler ve bu durumda TL'yi sattılar, sonuç itibarıyla dolara yöneldiler. Böyle bir tablo durumunda bu hususu engellemek yani TL'den kaçışı engelleyebilmek, dolardaki aşırı yükselişi frenleyebilmek amacıyla swap faizleri artırıldı. %1000'lere, 1200'lere ulaşan faiz oranları söz konusu oldu ve yabancılar ciddi şekilde sıkıştı. Arkadaşlar bu hususta biliyorsunuz yabancıya Osmanlı tokadı attık şeklinde kuru işte 5.80'den düşürdük şeklinde bir takım açıklamalar geliyordu o günlerde. Evet bir iki gün içerisinde kur 5.55'lere kadar bir geri çekilme yaşadı ama bunun ömrü sadece 2-3 gün sürebildi. Tekrardan dolar TL'nin 5.80'lere 5.85'lere ulaştığını görmekteyiz. Ancak çok önemli bir mevzu var ki biz o esnada dolar TL'yi 5.85'lerden 5.55'lere kadar geri çevirebildik ama hani o günlerde deniyordu ya bunu yapmasaydık dolar serbest kalsaydı doların hali ne olurdu? Evet dolar ciddi şekilde yükselmiş olurdu ama yabancı böyle bir durumda TL parasını kurtarabilmek için Türkiye'deki parasını bir şekilde dolara çevirebilmek ve TL ihtiyacını bu anlamda karşılayabilmek swap prosedürü itibariyle TL ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla
ciddi bir şekilde borsada satış yaptı biliyorsunuz. Bir anda endeksin %10'lara varan bir geri çekilmesine tanık olduk. Faizler %3-%4 oranında artırılmak zorunda kalındı. İşte arkadaşlar, eğer ki bu olay 3-5 gün daha devam etmiş olsaydı borsa gerçekten paramparça olabilirdi. Yabancı hiçbir şekilde fiyata bile bakmaksızın içinde bulunduğu %1000'lere ulaşmış olan faiz sorunu gereğince net bir şekilde tahvillerini, hisse senetlerini satmak durumunda kalırdı. Peki arkadaşlar, şimdi bu durumda bir yandan doları yükseltmemek adına bir hamle yapılıyor ama filin züccaciye dükkanına girmişçesine bütün piyasalar, bütün ortam darmadağın oluyor. Yani kaş yaparken göz çıkarılmış oluyor. Bu durum nedeniyle Merkez Bankası'nın veya TC hükümetinin bir kez daha swap konusuyla, bu swap silahını eline almak suretiyle yabancıları daha fazla ürkütebileceklerini ben şahsi düşüncem olarak zannetmiyorum. Yani swap konusuyla geçtiğimiz günlerde atılan adım maalesef bir işe yaramadı. 3 gün sonra dolar TL yine 5.80'li seviyelere ulaştı ve bu süre içerisinde borsanın %10'lara ve tahvil faizlerinin yükselmesi gibi unsur, yabancının kaçışı gibi önemli durumlar bizim yanımıza maalesef ki kar kaldı. İşte sevgili arkadaşlar, bu nedenlerden ötürü tekrardan aynı hatanın yapılmaması gerektiğini ve yapılmayacağını ümit etmekteyim. Bu anlatmış olduğum sebepler gereğince. Yani değerli dostlar, yabancının ülkemize güvenmesi gerekiyor. Biz eğer ki yabancı sermayeye ihtiyaç duyan ve dolara bağımlı bir ülke konumunda isek, bu durumda yabancıların Türkiye'ye yatırım yapmaları ve dolar getirmelerini beklemek durumundayız. Türkiye 40 yıl önce Turgut Özal döneminde serbest kur rejimine geçti ve o günden bugüne kadar yabancı istediği zaman Türkiye'ye dolar getirdi, yatırım yapabildi ve yine istediği zaman rahatlıkla Türkiye'den çıkabildi. Eğer biz yabancıya sen gel ama canın istediği zaman çıkamazsın, öyle kafana göre çıkmak istediğin anda da ben senin önüne bir takım engeller koyarım şeklinde yaptırımlar uygulamaya kalkarsak, bu durum yabancının ciddi şekilde güvenini sarsacaktır ve mümkün olduğu kadar her fırsatta bizden uzaklaşmaya ve kaçmaya çalışacaktır. Arkadaşlar, ben yabancının kafasına göre hareket etmesini, istediği gibi at oynatmasını tasvip eden bir insan asla değilim. Elbette ki bu doğru bir durum değildir. Ama madem ki biz yabancıya muhtaç durumda yaşamak durumundayız, öncelikle bu problemi halletmeliyiz. Yani üretim yapmalıyız. Biz dolara olan ihtiyacımızı yabancının ağzına bakarak, yabancıya kırmızı halılar sererek, ona bir takım tavizler vererek karşılamak yerine ihracat yapmak suretiyle, üretimimizi artırmak suretiyle dolar ihtiyacımızı karşılayabilecek duruma gelip isek, 5-10 milyar dolarlık sıkıntıyla Merkez Bankamız ciddi sorunlar yaşamak veya TL'miz ciddi sorunlar yaşamak durumunda kalmayacak güce ve kudrete erişebilir ise, işte bizler de bu durumda yabancı gelmiş gelmemiş, şunu yapmış bunu yapmış gibi bir takım sıkıntılar içerisinde kalmamış oluruz diye düşünmekteyim. Evet arkadaşlar, swap hususuyla ilgili olarak da düşüncem bu yöndedir. Doların şu anki durumuna bakacak olursak, dolar TL arkadaşlar son 3 gündür sürekli olarak 5.85 hata yaşamakta ve 5.85'e yaklaşmakta ve 5.85'in üzerine test etmekte. Bugün de tatil olmasına rağmen, daha doğrusu dün 23 Nisan itibariyle uluslararası piyasalarda dolar TL'nin yine 5.85-35 seviyesine doğru hızlı bir atak yaşadığını tanık olduk. Ve yükselen trendimiz olarak arkadaşlar, yeni bir kanalımız olduğunu sürekli bahsediyorum. Beyaz ve sarı eğrilerin sınırlamış olduğu bu kanalımızın alt destek noktası ve üst direnç noktası sürekli olarak yükselmekte. Son durum itibariyle sevgili dostlar, 5.74 seviyesine yükselen bir destek noktamız ve 5.89 artık 5.90'a çok yakın bir durumdayız. 5.89-49 seviyesine yükselmiş olan bir direnç noktamız bulunmakta. Buradayız arkadaşlar, bir ara direncimiz vardı. Bu ara direncimizin önemi neydi? Yeşil kesik çizgilerle tanımlanmış olan çizgiydi. 5.82-29 seviyesinin üzerinde kalabildiğimiz ve kapanışlar yapabildiğimiz sürece kısa vade adına her an 5.90 ata, 5.88-5.90 bölgesine doğru, yani şu sarı çizginin sınırlamış olduğu noktaya doğru bir atak yaşanabilir ve hatta burayı da geçmek adına bir çaba görülebilir. Ama bunun için ön koşul nedir arkadaşlar? Şu yeşil eğrimizin
Tabii ki ana ön koşulumuz, şuradaki ana diye yükselen trendimiz olan ve 5.74 seviyesine yükselmiş olan desteğimizin korunması. Ama ikinci öncül koşulumuz, anlık veya günlük olarak takip etmemiz gereken seviye şu an için 5.82.29'dur. 5.82.29 seviyesi üzerinde. Yuvarlak olarak 5.82 üzerinde kalabildikçe her an 5.88-90 bölgesine doğru ataklar yaşanabilir. Şu an 5.85 üzerini birkaç defa test ettik. 5.85-35-18 gibi üzerine çıkıldı ama oradan hızlı dönüşler yaşandı. Arkadaşlar 5.85 üzerinde 2 saatlik bir kapanış yaşanması zannediyorum ki 5.88-5.90'a doğru hareketlenme ihtimalinin önemli bir sinyali olacaktır. Değerli dostlar, bugün için takip etmemiz gereken pivot seviyelerimiz 5.83 olarak 5.83-80 olarak ortaya çıkmış durumda. 5.83-80 üzerinde kalınabilir ise gün içerisinde bu seviye üzerinde kalındıkça 5.87, buranın ötesinde 5.88 ve ardından 5.88 üzerinde bir seyir hakim olacak olursa 5.91 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığı gündeme gelebiliyormuş pivot sistem itibariyle. Yani değerli dostlar 5.83-80 seviyesinin üzerinde kalındıkça takip etmemiz gereken 3 önemli viraj bulunuyor. 87, 88 ve 91 seviyesi. Destek olarak ise 5.82-38 seviyesi ki şurada artık 5.82-29-30 seviyesinin günlük bazda yakınen takip edilmesi gereken bir destek konumuna geldiğini görmekteyiz. 5.82 seviyesinin aşağısında ise 5.79-50 ve 5.78 seviyeleri günlük olarak, tekrar altını çiziyorum, günlük olarak takip edilmesi gereken çok kısa vadeli seviyeler konumunda. Arkadaşlar haftalık pivot verilerini aktarmıştım ama bir kez daha isterseniz sizlere ifade etmiş olayım. Haftalık pivotumuz olarak 5.83. Evet. 5.83 seviyemiz. Bir kez daha kontrol edeyim. Evet. Haftalık pivot seviyemiz arkadaşlar, bu hafta genelinde takip etmemiz gereken pivot seviyemiz 5.79-50 seviyesi. 5.79-50 seviyesi bu hafta genelinde destek olarak olmak şartıyla, aşağısına gelinmemek şartıyla 5.88, ardından 5.94 ve ardından da 6.03 seviyeleri gündeme gelebilirmiş. Yukarı hareketliliklerde takip etmemiz gereken kritik direnç noktaları olarak haftalık pivot sisteminin verileri bu şekilde hesaplanmış. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5.73-85, zira biraz önce bu beyaz hattımızın 5.74'te olduğunu görmüştük. 5.74 seviyesi yakın bir destek olarak izlenmeli. Şayet burası da kırılacak olur ise bu durumda izlenmesi gereken seviye 5.65 olarak görülmekte. Değerli arkadaşlar, bir de Nisan vadenin sizlere biop dolarla ilgili olarak pivot verilerini aktarmaya çalışayım. Grafiğimin açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Nisan vade itibariyle değerli dostlar, 24 Nisan itibariyle, bugün itibariyle 5.84-5.85 seviyesi pivot seviyemiz olarak görülmekte. 5.86-29, buranın aşılması durumunda 5.87-89 veya 5.88 diyelim. Sonrasında ise 5.89-30 seviyesi takip edilmesi ve dikkat edilmesi gereken pivot dirençleri konumunda. Aşağı yönlü hareketlerde 5.85'in aşağısında kalınması durumunda ise 5.83 ve 5.81-80 seviyeleri ön plana çıkıyormuş. Mayıs vade artık Nisan vadenin son günlerini yaşamaktayız değerli dostlar. Mayıs vade itibariyle de bakalım isterseniz pivot verilerimizin hangi seviyelere işaret ettiğine. Evet, Mayıs vade itibariyle ise dolar biopta 5.96-70 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Bu seviye üzerinde 5.98-80-5.99 diyelim. 6 seviyesi ve 6.02 seviyeleri yuvarlak olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Önemli direnç noktaları konumunda. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5.96-70'in aşağısında kalınıyorsa 5.95-90 ve 5.93-80, sonrasında ise 5.93 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilmesi gereken kritik seviyeler olarak ön plana çıkmış durumda. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve viop dolarla ilgili olarak hem kritik seviyeler hem de bu hafta için gündemde olacak veya önemsenmesi gereken haber akışları olarak ana başlıkları ifade etmeye çalıştım. İyi bir gün diliyorum. Hoşça kalınız. Selamlar, saygılar.